Muş Alparslan Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı Türkiye'de tarım ürünleri ve yem bitkilerinin üretiminin durumu, sorunları ve çözüm yolları çalıştayında sektörün sorunları ve yapılması gereken çalışmalar tartışıldı. Programda bir konuşma yapan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, havza sisteminin gelişmesiyle illerdeki tarımı geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Zengin ovaların yeni havza sistemiyle daha verimli hale geleceğini belirten Aksu, toplulaştırmada elde edilen başarıyla şehirdeki yaşamın köylere kaydırılmasının hız kazanacağını da sözlerine ekledi. Muş'ta hakikaten çok ciddi noktada imkanlar ve fırsatlar var. Gerek hayvancılık, gerek tarım, gerek bitki. Hayvancılık noktasında geriye düşmemiş değiliz. 1 milyon civarında küçük baş hayvanımız var. 300-700-800 civarında bir büyük baş hayvanımız var. Bu rakamlar noktasında ekşeri düşünen devam ettiğimiz ilerden bir tanesi. 405 bin nüfusluk bir ilimiz, hızla artan bir il. İyi tarafı 160 bin çiftçilik yapan hala köylerden kentlere geçmemiş. Bu çok büyük bir avantaj. Bizim bakanlık olarak amaçlarımızdan bir tanesi sistematik olarak şehirdeki yaşantıyı köylere geçirebiliriz. Muş'a stratejik ve arz açığı olan 21 ürünü havza bazında destekleyeceğiz. Bunlar belirlenecek ve bunlarla ilgili desteklerimizi ürün bazlı yapacağız. Muş ilim Alancık ilçesinde biliyorsunuz olan ve 138 hektarlık bir sahip hafı 43. milli art ilanı Muş Alancık. Bu vesileyle benim için bir gelişim oldu şu açıkçası. İki defa daha bu programlarda ben soruyordum. 100 yıl bir kısa sürede böyle bir şey inşa ettim. Ve orası ile ilgili bir rekreasyon alanı, bir kültür alanı oluşturmayı planlıyoruz. Yalnızca yılda bir kere ziyaret edilen, programların yapıldığı bir yer değil, ülkemizi temsil eden noktasal bir yer haline getireceğiz. Altında açık, altında açık ve zaman zaman insanların buraya ailesi de gelip istirahat edebileceği, gölgeleneceği, keyif alacağı, ibadetini yapıp rahatça bu bölgedeki insanları misafir edeceğimiz bir lokasyon yapacağız. Kırsal kalkınma ilgileri kapsamında 2006 ve 2018 yıllar arasında 24 milyon TL destek verilmiştir. Yani 413 kişi bu konuda istihdam olmuş. Muş'ta önemli bir tütün üretimi olduğuna değinen Tütün ve Alkol Dairesi Başkanı Ahmet Kavak, tütün üretiminde daha çok ihraç etme anlayışıyla çalışıyoruz dedi. Konu yer, konu hayvancılık ama bununla beraber de bu bölgede yıllardır önemli bir ürün olan tütünle ilgili de konunun bizatihi ben göreve geldiğimden sonra ülkemiz genelinde 24-25 ilde 99 ile 110 ilçe arasında yaşıyor. Yine 2000 civarındaki köylerimizde ekim alanları geçmiş yıllara göre daraltılmış bu bölgelerde. Tütünün olabildiği kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konudaki hassasiyetlerini biliyoruz. Üreterek daha çok ihraç etmek, üreticimizi kalkındırma anlayışıyla, bakışıyla değerlendirme konunun üzerinde ben de son 4-5 aydan beri bu kuruma atanmış bir arkadaşımız olarak bu konuda ortaya başarı koymanın noktasında gayret edeceğim. Konuşmasında yem bitkilerinin önemine değinen Muş İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Aydın, özellikle yonca üretiminin ilde yapılan hayvancılığa önemli katkısı olduğuna dikkat çekti. Nera bağlarımızla, doğal çayır alanlarımızla, yine bakanlarımızın destekleriyle 1 milyon dönüme ulaşan yem bitkileri üretim alanıyla Türkiye'de vizyon sahibi bir arka şehir durumundayız. Bakanlarımızla yaklaşık 18 yıldır uygulanan desteklemelerle bugün dönüm başına yoncada 112,5 lira 4 yıl boyunca ödeniyor. Korunga'da yine aynı şekilde 112,5 lira, Sarsımsır'da 125 lira, tek yıllık bitkilerde de 75 TL dönüm başına ödeme yapmaktayız. Bu desteklerimiz sayesinde ilimizdeki yem bitkileri üretim alanı artmıştır. Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifler Birliği Genel Başkanı Şeyhmus Solgun, tütünün önemli bir tarım ürünü olduğunu, bölgede yapılacak yatırımlarla daha kaliteli tütünler üretileceğine inandığını belirtti. Tütünde ciddi özellikleri var. Malumunuz sizler de buradayken her zaman dile getiriyorum. Birileri der ki ya, Şeyhmus bunu söylüyor, bugün başkanın yanında söyleyemez. Başkanım da buradayken. Oryantal da dünya lideriyiz. Tek başına içilir özellikle dünya lideriyiz. Dünyada 168 ülkede tütün üretimi yapılır. 62 tütün çeşidi Türkiye'de yetişmektedir. Türkiye'nin toprak özellikleri bambaşka.
Ege'nin ayrı bir özelliği var. Karadeniz'in ayrı bir özelliği var. Doğu Güneydoğu'nun ayrı bir özelliği var. Türkiye'de yetişmeyecek türlü çeşitli yok. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Muş Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Fuat Özkansa, Muş'un 15-20 yıl içerisinde Doğu Anadolu bölgesinin tarım kuruluşu haline geleceğini ifade ederek, Muş'ta bu yıl yaklaşık 95 köyü gezip sosyoekonomik inceleme yaptıklarını, eğitim faaliyetleri yürüttüklerini ifade etti. Büyük ölçekli bir yatırım yapıldığı zaman önce fizibilitesinin yapılması lazım. Bu kapsamda bir doğrudan finansman DSD kapsamında biz projeleri destekliyoruz. Çalıştay'a katılan yatırımcılar da akademisyenler ve sektör temsilcileriyle bir araya gelmekten memnun olduklarını dile getirdiler. Büyük bir ova var, bunu gördük. Şaşkınlık içindeyim, ilk defa Muş'a geliyorum. Yani bu kadar büyük bir ovanın yatırımın tarıma dayalı yatırımların olmaması biraz şaşkınlık. İnşallah bundan sonra daha bizim de bu konuda katkılarımız olacak. Muş Ovası Türkiye'de 3. ovaya sahip olan bir il. Tarım ve hayvancılık şehri. Yoncamız Türkiye'de ikinci sırada bir il. İkincisine gelince Türkiye'deki at koşuların yemi Muş Ovası'ndan karşılanır. Malumunuz yılın 6 ayı kar üzerinde olduğu için kar kalktıktan sonra bu çiçeklerimiz her biri bir ilaçtır. Bu vesileyle Muş Ovası tüm samimiyetimle bir hazinenin üzerinde oluşmaktadır. Bizim bu çalıştayımız İlimizdeki üreticimiz, çiftçimiz daha bilinçli, daha örgütlü bir şekilde çiftçiliğin yapılması açısından çalıştayları önemsiyoruz. Muş'a bir yatırımımız olacak nasipse önümüzdeki günlerde. Bu yatırım sonucunda da bizim dışarıya ihraç kabiliyeti olmayan şart tipi tütünlerin ihraç kabiliyetini yakalayacağız. Muş özellikle tütünlerden bir tanesidir. Yani bizde yöre yöre tütünler değişir. Mesela Samsun Bafra'da ki benim memleketim, oradaki tütünün ihraç kabiliyeti var. İzmir'in ihraç kabiliyeti var. Fakat bu bölgenin ihraç kabiliyeti yok. Nedenleri de şu, şimdi bu bölge büyük boyutlu tütünler olduğu için dışarıda bazı hastalıklardan ötürü bu tütünlere pek istemiyorlar. Yani yurt dışında alıcısı yok. Biz bunun kurutma aşamasındaki bu zararlarını ortadan kaldırırsak ki niyetimiz o, biz bunu kesinlikle ihraç ederiz. Yanı sıra yurt içinde de kullanımı daha zevkli olur. Ben öyle söyleyeyim, tadı daha iyi olur. Yani teknik olarak kapasitesi ve kalitesi artar. Muş tütünü gerçekten değerli bir tütün. Bitlis tütünü, Muş tütünü bu bölgenin has bir özelliği var. Kendi aromatik kokusu vardır bu tütünlerin. Çalıştay, Muş'ta yapılacak yeni yatırımlarında kapısını açtı. Türkiye'nin büyük bir gıda firması Muş'ta mısır fabrikası kurmak için çalışma başlattı. Bingöl merkezli, komşu illeri de kapsayan süt ve yem bitkileri üretimiyle tüm bölgeye hizmet vermeyi düşünüyoruz. Özellikle bu tip bir bölgede faaliyette bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Ve özellikle üstüne basarak söylemek istiyorum. Yerel yönetimlerinin bu konuda çok büyük faydalarını, yakınlıklarını görüyoruz. Bu tip çalıştayların devam etmesinin bize ve yöreye faydalı olacağını inanıyorum. Bizim Bingöl'e kuracağımız tesis 1012 kişi istihdam edilecek, 1012 kişi kapasiteli. Ama bu asıl fayda, yani bu 1012 kişiden ziyade 9-10 bin civarında bir aileye ekmek kapısı olacak. Ve bu yani en yakın Bingöl'e, fabrikamıza en yakın il olarak da Muş. Yani Muş, inanılmaz bir potansiyel var Muş'ta. Hem süt hayvancılığı konusunda hem yem bitkileri konusunda. Yani en büyük paydayı Muş'un sağlayacağından eminiz. Çok büyük tarım arazilerine sahip olan Muş'ta tütün üreten çiftçileri ziyaret ettik. Tütün kurutma aşamasının oldukça zahmetli olduğunu anlatan üretici Ayhan Kaçmaz, kurulacak kurutma tesisinin üretime büyük katkı sağlayacağına inandığını belirtti. Dededen beri çiftçilik yapıyoruz, evet. Tütün peki? Tütünden 40 yıldır ekiyoruz biz. Dedemden beri tütünde ekiyoruz. Eskiden en çok üreten tütündü ama maalesef şu anda durumlar iyi değil yani. Bu sene mesela kaç dönüm ektiniz? Bu sene 30 dolum falan, 300 hektar. Verimleri iyi, çok şükür. Sıkıntı yok yani, verimleri iyi. Peki nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunlar, şimdi biz sözleşme yaptık, özel sektöre satıyoruz. 14-15 milyona özel sektöre sözleşme yaptık biz. Tütün emeği çok. Yani ilk buharın biz başlıyoruz, son buharın kadar. Ne işleri var, evet onu bir... Onlar bak, ilk buharın tohumları ekiyoruz. Ondan sonra fidanları yetiştireceğiz. Fidanları yetiştirdikten sonra tarlayı süreceğiz. Tarlayı da
sürdükten sonra ondan sonra hatları çekeceğiz. Traktörle hatları çekeceğiz. Ondan sonra tek tek fidanları dikeceğiz. Suyu bırakacağız. Ondan sonra tek tek fidanları dikeceğiz. Diktikten sonra bir hafta sonra su vereceğiz. Su verdikten sonra yine ikinci su vereceğiz. Bir hafta sonra yine su vereceğiz. Ondan sonra çapaya başlayacağız. Çapa yapacağız. İki sefer çapa yapıyoruz bu tütün. Ondan sonra üç sefer daha su vereceğiz. Ondan sonra kırmaya başlayacak. Kırıyoruz. Getiriyoruz burada. Şalanları yapıyoruz. Ondan sonra asıyoruz. Asıktan sonra, kuruduktan sonra böyle toplayacağız. Ondan sonra çatıya bırakacağız. Çatıdan bıraktıktan sonra kışın yumuşak olacak. Yağmur yağdıktan sonra kış yumuşak olacak. Ondan sonra kartona dolduracağız. Özel sektöre satacağız.